Günaydın iyi pazarlar. Bu hafta pazar sohbetlerinde size e, kısmi diz protezlerinden, bizim tabirimizle e, unikondiler diz protezlerinden bahsedeceğim. Dizin iç kısmının veya dış kısmının etkilendiği bölüme uygun olarak o bölüme uygun dizayn edilmiş uyguladığımız protezlerden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi daha çok iç tarafı etkileniyor dizin. Bizim medial dediğimiz İç kısmı sağ dizin veya sol dizin iç kısmı etkileniyor ve bacak eğilmeye başlıyor. İşte bu eğilme belli seviyelerde ise sadece dizin belli bir bölümü etkilendiyse, diz kapağıyla uluk kemiği arasındaki etkilenen bölüm çok şiddetli değilse, hastanın çok ciddi bir kilosu yoksa, yani bizim ee, obezlik sınırının çok ciddi anlamda yüksek olduğu durum değilse ve dizde eğer bağlarda çok ciddi bir problem yoksa ve daha önemlisi romatizmal çok belirgin bir problem yoksa biz bu protezleri başarıyla uyguluyoruz. Özellikle genç hastalarda bizim için iyi bir seçenek. Ee, bazen iki taraflı, bacağın eğildiği genç hastalarda bu protezleri erken dönemde yapıp hastaların hayat kalitelerini artırıyoruz. Fakat bu illa gençlerde kullanılacak anlamına da gelmiyor. Ee, bizim genç dediğimiz Tabii kavram ben bazen hastalarımla konuşurken diyorum ki biz 70 yaşında da çok gençler görüyoruz. Dolayısıyla da yaşın aslında yani kronolojik yaşın bir önemi yok. Hastanın biyolojik yaşının, hayat aktivitesinin, Nedenle kemik kuvvetli olduğunun bağlarının sağlamlığının bacaktaki eğilmenin ne kadar az olursa o kadar iyi olduğu durumlarda biz bu tarz protezleri kullanıyoruz. Özellikle bu tarz protezlerde bizim kullandığımız protezler iki ana grupta değerlendirilebilir. Biri içerisindeki o plastik kısmının hareketli olduğu diğeri de sabit olduğu protezler. Ben genellikle sabit olan protezleri kullanıyorum. Ee, özellikle sabit olan protezler eğer bağlarda en ufak bir esneme bile olsa bunu tolere ediyor. Ve çok ciddi anlamda iyi sonuçlar alıyoruz. Fakat e, dünyanın bir kısmında da ciddi anlamda bu hareketli insert dediğimiz hareketli plastiklerin olduğu protezler kullanılıyor. Tabi bu kişinin cerrahın tecrübesine göre e, ve e, hastanın ihtiyacına göre değerlendiriliyor. Fakat ben biraz da garantici olduğum için bu hastalardaki en sağlam protez olan bizim sabit insert dediğimiz sabit plastikli protezleri kullanıyoruz. Böylece hastanın hem bacağını düzeltiyoruz hem de hastanın ağrılarını gidermiş oluyoruz. Çünkü kıkırdak dediğimiz dokunun altında kemik dokuda sinir uçları var. Eğer o aşınıp kemikler dışarıyla temas eder hale ve birbirleriyle temas eder hale gelince işte ağrı oluşuyor. Dolayısıyla da bu tarz protezlerle hem ağrı yedirip hem şekil bozukluğunu düzeltip hem de genç yaşta sağlam hareketli bir diz elde ediyoruz. Bu protezlerde e, hareket açıklığı çok ciddi anlamda yüksek. Bizi de çok e, hakikaten mutlu eden bir hareket açıklığı elde ediliyor. Hastalar daha erken hayata e, geçiyorlar ve daha iyi bir rehabilitasyon imkanı oluyor. Çünkü burada... Dizin kesisinde özellikle dizin ekstensör mekanizma dediğimiz tendonlarının sağlam bırakılması sebebiyle küçük kesiler yaparak bu protezleri yerleştiriyoruz. Oysa hastalar da bundan memnun kalıyorlar. Özetle muhakkak eğer uygun bir olguysanız yarım diz protezi, kısmi diz protezi veya bizim tabiimizde unikondiler diz protezi çok iyi bir seçim olabilir. Bunları da size anlatmak istedim. Bununla ilgili sorularınız olursa bana yazabilirsiniz ee, kolaylıklar iyi pazarlar